Merhaba gazozsuz kalamayanlar, Gazozu TV'den selamlar. Avrupa'yı geziyorum serisinin ikinci bölümündeyiz bu kanalda. Yanımda Levent abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet, bugün İvekolarla gideceğiz. Sıra İveko'daymış. En son bildiğiniz üzere Pori'ye gelmiştik. Buradan Tallinn'e ineceğiz aşağı doğru. Bir gemiden geçeceğiz galiba. Burası gemi yolu. Gemiden geçeceğiz aşağı Tallinn'de. Bitireceğiz arkadaşlar. Levent Bey, önden sizi alalım. Artık Tamam. yolculuğumuza başlayalım. 14 ton bir yükümüz var. Havyar götüreceğiz. Haydi Hadi bakalım. bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi Ufaktan bismillah. çıkalım şöyle yola. İvekolar, açıkçası açık konuşmak gerekirse özlemişim. Yani uzun zaman kullanmayınca insan her şeyi özlüyor. Hoşuma gitti ya. Kesinlikle ya. Özellikle sesi çok güzel İveko'nun. 450 beygir kullanıyoruz biz şu an. Şöyle bir dönelim bakalım. Seriyi sevmişsiniz. Like'lardan belli zaten. Hepinize de teşekkürler. Videoyu beğenen herkese. Şöyle bir dönelim abi. Seri efsaneydi zaten ya yüksel. Ya zamanının efsane serilerinden Avrupa'yı geziyorum. Tekrardan bir hatırlatayım bilmeyen arkadaşlara. Levent abinin serisiydi arkadaşlar. 40 bölüm o kendi kanalında çekti. Ve ikinci sezon olarak bize verdi. Biz de ikinci sezon birinci bölüm yani 41. bölüm olarak ilk videoyu çektik. Şu anda da ikinci bölümdeyiz. Yani toplamda 42. bölüm. Levent abinin kanalına giderek de serinin ilk bölümlerinden sonuna kadar da izleyebilirsiniz. Geçen birisi yapmış onu. Neydi adı, Murat mıydı neydi, Instagram'dan fotoğraf falan atmış bana hatta. Adam senden başlamış. Biz video başında demiştik ya, geçen benim kanaldaki Evet. İlk video Levent abi de diyor. O videoyu izlemeden direkt senin kanala gitmiş. Oradan başlamış, hepsini izlemiş. Geri benim videoya gelmiş. Öyle çılgın arkadaşlarımız da var. Güzel Onlara ya. da teşekkürler. Videoyu izlerken de 7 tane Niğde gazoz içmiş, onu da atmıştı. 7 tane boş 7 şişe tane duruyor mi? böyle. Serpiş olmuşum bari. Bir kafayı bulmuştur ufaktan yani. Sıcak yaz günlerinde. Geçen Instagram'da takip etmeyen arkadaşlar varsa çok şey kaçırıyorsunuz açıkçası. 23 Şubat doğum günümdü benim. Levent abi onun için güzel bir video yapmış. Onu da izlemeyi unutmayın. Senin Instagram'da keşfette var galiba o video. Aynen, keşfede ekledim yeni o şu anda. Aynen. Oradan Açıklamaya izleyebilirsiniz. bırakayım Oyun Pass'ın Instagram hesabını. Oraya gidin bir izleyin. Aynen, Gerçekten yasak reklam ismi. yasak reklam, YouTube'a atılacak düzeyde bir şey yani, baya güzel olmuş. İşte manyak adam ya, nereden bulup yapıyorsa bilmiyorum. Psikopat yani. Doğum Zorla doğum günümü günü. kutladı. Korkuyorum ya, kötü bir video yapacak yani. Kesin orada bir şey var. Diyorum kutlama diyorum, yok kutlayacağım. Ay, o senin bana yaptığın neydi ya? Doğum günü kutlu olsun. Levent ya. Onu da görmediyseniz görmeyin yani. O Gördüyseniz da ekli. gördüğünüzü unutun falan. O da ekli Ya şey var, geçen arkadaşlar falan yazdı. Sağ olsun doğum günümü kutlayan herkese teşekkürler. Abi işte hediye alalım vesaire durumları oldu. Ne atalım diye. Bir şeye gerek yok dedim ben de, size de söyleyeyim. Hani zaten bana yazmanız en büyük hediyedir. Onun için hiçbir şeye gerek yok. Zaten kabul etmedim. Bir iki bir şeyler geldi. Dedim ne ekli. oluyoruz ya? 100 liralık falan oyun geldi. Yapmayın öyle şeyler. Gerek yok. Gidin annenize babanıza hediye alın o parayla. Elin adamına para atmayın. Aynen. Bana niye para? Ama bağış niyetinde atmış da olabilir adam ya. Allah Ya bağış niyetinde olabilir tabii ama hani öğrenciyseniz vesaire sakın kalkışmayın öyle işlere. Gerek yok yani. İhtiyacınız varsa. Ha, çok paranız olur. O zaman tabii atabilirsiniz. Ama aynen kendi öyle. harçlığınızdan falan kesinlikle kısmayın. Hani zaten anlayan anladı şu an demek istediğimi. Bazı tenekeler var bildiğiniz üzere. İşte Teneke kapalı. teneke kafalı bildiğin ya. Hani yani yardım kuruluşuna vereceği parayı gidip yayıncılara verenler var. Ya o da var ya, aynen. Öyle manyaklar var. Hani o kadar ihtiyaç sahibi varken hani tamam yayıncıya bir bağış atın, yayın yapıyor adam tabi parasını alacak da abartılmayacak düzeyde olması lazım bu. Hani belli bir kısmında ihtiyaç sahiplerine gönderin o kadar paranız varsa. Hani bunları da bilmek lazım, o kadar aç var. Bu da sosyal bir mesaj olsun. Zaten bu Avrupa'yı geziyorum serisi daha çok şey gibi, hani benim kendimi ifade edebildiğim bir seri olacak. Hani diğer oyunlarda rahat konuşamıyoruz ama burada tam olarak kendimim. Hani
düşüncelerimi, fikirlerimi ortaya atıyorum. Tartışma bandında da olabilir. Kesinlikle. Yani bu şekilde burada tamamen kendi fikirlerimizi konuştuğumuz bir seri gibi. Kendi serimiz. Hani serinin amacı zaten budur. Sürekli kendini ifade edersin. Seri abi, izleyici kitlen vardır. Onlara hitap edersin. Ama diğer videolar genel olarak toplum izlediği için, hani bizi tanımayan da izlediği için pek girmiyoruz bu konulara. Yani Avrupa'yı geziyorumun amacı şuydu arkadaşlar zamanında zaten. Hani Avrupa'yı geziyorum ETS2, tamam ETS2'yi de video çekiyoruz ama devamlı ETS2. Ancak şöyle bir durum var. Her şeyi konuşabildiğimiz bir seri. Yani ben burada tutup başka oyunda muhabbet edebilirim. Siz sadece sıkılmayın diye. Yani burada biz aslında bir talk show gibi bir şey yapıyoruz. Ya. Talk show mu lan? Talk Talk show. Yani bir konuşma show gibi bir şey yapıyoruz açıkçası. Ya tabii yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Zaten bu Avrupa'yı geziyorum haftada bir iki kere gelecek. İşte ne yaşadık, neler oldu, düşüncelerimiz nedir? Hani özel hayata kadar girebilir bu ilerleyen dönemlerde. Amaç tamamen muhabbet. Alın abi çayınızı kahvenizi. Altı yorumlar atın. Bir sonraki bölüm sizin yorumlarınıza göre konuşalım. İşte derdinizi, sıkıntınızı anlatın, tartışalım. Amaç muhabbet, sohbet. Başka bir amacı yok. Zaten hani farklı bir olay da yok. Tır sürüyoruz multide. Ha bunun farklılığı bizim için ne? Sohbet ediyoruz. Siz de daha rahat iletişim halinde olabiliyoruz. Daha samimi oluyor. Diğer videolarda bunu yapmak zor. Tanımayan bir adam geliyor. Ne konuşuyor lan bu falan diyebilir. Aynen öyle. Hani bu Avrupa'yı geziyorum köklü bir seri arkadaşlar. Bunun devamı yani öncesi var. Bayağı bir geçmişi var. Hani şöyle diyorum. Mesela bir özellik çıktı. O özellikte sen kendini anlatamazsın. Yani özelliğe yoğunlaşmak istersin. Tabi Özellikte ne videoya var ne yoğunlaşırsın. yoksa anlatırsın. Ama Avrupa'yı geziyorum da bir özellik olmadığı için ben daha doğrusu kendi hayatından konuşuyorsun. Yani sizlerle Tabi düz bir şekilde sizlerle iletişime geçiyorsunuz. iletişime geçmenin kolay bir yolu. Hani seri açmak zaten budur. Çoğu YouTube işiyle uğraşan arkadaşlar da bilir. Serinin amacı budur abi. Samimi hissedersin kendini. Çünkü eski bölümleri de izler adam. Kesinlikle. Yenisini de izler. Onun için hoş bir olay yani seri yapmak. Allah'tan bir Avrupa'yı geziyorum diye bir şey yapmışlar yani tabi zamanında. Bize de Zamanında artık nasip verdiler oldu. bir hata. Hata. 40 bölüm çekmiş. Bakalım Ya. biz ne kadar dayanabileceğiz. Bu arada farklı bir oyunda da bayağı aktiflik gösteriyoruz şu an. Oynuyoruz. Discord'a gelenler bilir Deli zaten. gibi. Çıkmıyoruz hatta. Dün 9 saat mi ne oyun oynamışım. Birisi yazmış özellikle. Abi iyi misin? Psikoloğa ihtiyacın var falan. Ama bayağı hani güzel bir ortam var. Hoşumuza gidiyor. Onu da yakınlarda bir duyarsınız çıtırtısını ne oyun olduğu hakkında. Bilgi vereceğiz o konuda da. Onu da yakında videosu gelecek zaten Discord'dan. Takip edenler biliyor. Adam hangi gün ne videosu geleceğini bile biliyor. Orada görüyor ya beni oyunda. Aynen öyle. Şu an alt taba bir geçeyim tahminleri alırız direkt. Kesinlikle ya. Evet, Levent abi Trax MP'de, Gazozcu da Trax MP'de. Kesin Bunlar Avrupa'yı ETS geziyorum. çıktı. Bunlar başka türlü girmez yani oyuna değil Tabii ilk bölüme de bakıyor. Kaç gün olmuş? 4-5 gün olmuş. Tamam, Avrupa'yı geziyorum diye. Direkt tespit ya. Adam benden iyi biliyorlar ya ne geleceğini. Öyle ya. Yüksel. Evet. Kaç şu anda yakıt ortalaman? Bu Iveco'nun göstergesi birazcık tuhaf açıkçası. Gidince söyleyeyim ben sana. Şimdi I tuşu benim bozuldu. O yol bilgisayar şeyi var ya. I tuşuna ben başka bir şey asadım. Gidip armut gibi onu unutup. Diğer şey de şey oldu. Yol planlayıcı değiştiremiyorum şu an. Onu Direksiyonda tuş hatalı değil mi sende? yok I tuşuydu. Onu gidince durunca hallederiz hemen bakarız. Ama bayağı bir yakmıştı ya. Hiç dikkat etmedim. Oo, oo, oo. Hayır, hayır. Of. Sert girdik ya. Yük Yani de rahat ağır. aldım ya. Benim yük de ağır bayağı. Doğrusu şey yaptım. Dingil ne alemde ya. Kalkıp Dingil de misin inik. sen? Ya biraz istemediğim tepki verdi. Yük yattı bildiğin sağ tarafa doğru ha. Olabilir. İçeriden ne taşıyor? Havyar taşıyoruz. Havyarlar mı devrildi? Havyar basınç yapabilir bak. Olur sağa Olabilir. doğru bayağı çekti ya zaten videoda gördünüz. Yük bildiğin dorsayı çekti ya araç kafasında bir şey yok da. Aa ben şeyi unuttum benim videonun altına yüksel koymayı. Neyi unuttun? Dün benim videoda demiştik yani. Ne demiştik? Link koyacaktım link.
Aa, doğru. Şu an Levent abinin Yok, videosu da yayınlanmadı. yayınlandı mı? Ha, o yayınlandı. Şu anda biz videoyu çekerken yayınlandı. Ha, tamam. Arkadaşlar bu kadar duymayın, boş ver. Ortalık biraz karışık. Şu an çektiğimiz video ne zaman yayınlanacak? Saat şu an kaç bir bakalım. 15. Bu akşam yayınlanır. Pazar bugün arkadaşlar. Yani. O zaman benim video yayınlandı arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Film Aynen. yapayım aslında. Aynen. Oyun Pass kanalına abone olmayı unutmayın. Abone ol. Ay. O abone işini ne kadar abartıyorlar. Geçen videoya girdim. Bir arkadaşımın videosuna. Videonun daha içeriğinden bahsetmeden videonun girişi. Selam arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel. Kadın. Adam daha izlemedi ki neyi beğensin? Vallahi işte biz dikkat etsiniz videonun sonunda diyoruz. Onu deme sebebimiz de hani izlesin karar versin diye de Levent abi düştü sanırım. Aynen düştü arkadaşlar. Şöyle az ileri geçip bekleyelim onu da. Evet arkadaşlar, Levent abi oyuna girdi. Şöyle hemen onu almaya doğru gidelim. O biraz daha ileride. Türk Telekom'a saygılar. Adam. Sevgiler. Hürmetler falan. Adam düştü ya. Önümüzde ne güzel düştü değil mi? İyi ki Allah'ım vurmadık ya. arkadan ha. Ben biraz gidiyorum, ilerleyeyim. Tamamdır. Bir de düştükten sonra oyundan direkt de gitmiyor. Olduğu yerde kalıyor, lastikle geri dönüyor falan. Korktum ya. Hani düşmek istiyorum ama izin vermiyorlar gibi. Tutmayın beni der gibi. Uzun zamandır ETS'de düşen tır görmüyordum. Korktum bir. Yani. Girmediğimiz için multiye bayağıdır. Şimdi neredeyiz? Helsinki'ye mi geldik? Aynen, Helsinki'ye geldim ben. Galiba. Oradan bir şeye bineceğiz. Denizden geçeceğiz. Bir şeye Aynen, bir binip şeye denizden. bineceğiz. Trene binip denizden geçeceğiz falan. Kesinlikle. Hani Sağa bineceğiz böyle. denizden geçen neydi ya? Tırların bindiği. Feribot. Ha, feribota bineceğiz. Yani şimdi bunu da mı unuttun demeyin. Ben böyle bir insanım. Levent Bey bilir zaten. Benim sesim kesiliyor mu sana gelirken yüksel? Yok. Tamam, ben de kesiliyor. Tamam, sen de kessin. Önemli olan video temiz ses. Aynen, ulta bak. Dur, hemen ayarlayacağım ben şimdi onu. Tamamdır. Sen neredesin? Bayağı gitmişsin ya. Ben Helsinki'ye gittim ya şu an. Yavaş yavaş. Tamam. O feribotun orada bekle sen geçtikten sonra beni. Tamam, gelsin. Ha, oradasın sen. Bu sen misin? Evet. Burada da bir harfiyatçı dayı duruyor, bol boylu. Buralar Üçüncüdür. güzelmiş ya. Evet. Ben pek gelmedim ama. Gerçi buradan geçmiş miydik biz? Geçtik, geçtik. Şu an çok tanıdık geldi. Dikkat et dedin ya. Şeyi çektikten sonra geçmiştik buradan. 41. bölümü çektikten sonra. Ha, burası dar alan, evet tamam. Şu tabela şuraya konulur mu ya? Gerçi Bilememiş mühendisler. baya alan varmış. Bu İvek konunun aynası biraz tuhafıma geldi ama göremedim. Ha, sağa döneceğiz değil mi? Şunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bilenler yazsın. Levent abinin arkasındaki bu ek ne işe yarıyor gerçekten? Emin ol bilmiyorum ya. Dorsenin arkasındaki çıkıntıyı çok merak ediyorum. Ne işe yarar? Ya şey olabilir ya, kapağını açtığın zaman içerisine yağmur yağmamasını önlemek için belki olabilir. Ya da yolda giderken kapak kenarlarının içine su almaması için de olabilir. Olabilir. Sızdırmaz mı artık? Soğuk veya şey olabilir. Soğutucu dorselere mi takılıyor acaba? Hani hava Bilmiyorum da girmesin bende diye. soğutucu dorse değil işte bu da. Kuyu Yani. benimki. O bir ilginç ama. Gerçekte de hiç rastlamadım ben ya. Hiç hatırlamıyorum. Ama güzel duruyor yani. Arkadan gelen daha iyi soksun kafasını içeri diye. Tabii, oraya gayet güzel çarpılır yani. İnsan Hani şöyle oraya biraz girdiği zaman nereye girdin diye soruyorsun zaten. Karanlık ya. kırmızı ışıkta duruyor ya sen. Benim fren yapasım gelmiyor. İçine girip park edesim geliyor. Öyle bir dorsa ya. Ya tasarım olarak güzeldi işte. Ne işe yaradığı da benim için önemli. Boyutu değil, işlevi falan. Aynen öyle. Önemli olan Orada işlevidir. fallarını kapatabilirsin. Tamamdır. Şu Ben ne far olayı kadar çok az sıkıntı yaktırdım ya. araca ya.
Ben vallahi hiç umurumda değil. Aa, tuşu ayarlamayı unuttum bak. Şuradan düz girilmiyor mu buraya Yüksel acaba? Yok, burada dolan başlı. Buraya bir kez daha gelmiştik de aynı soruyu bir daha sormuştum. Sen sormuştun, ben değil. Ben mi Ben biliyordum sormuştum? da. Yani sen Ha. sordun onu. Bu sefer de ben sordum. Biz iyi miyiz falan? Bence değiliz. Ama güzel girişi var ya. Uzatabildikleri kadar uzatmıştım. Şey gibi, Aynen. ha, liman yaptık alın falan der gibi olmuş. Trafik olması güzel oluyor ya. Tabi. Dörtlerini yak git daha iyi. Ben öyle yapıyorum Dert. hep. Ya yavaş gidileceğini anlasın tavarlar. Az bak, ters şerit değil mi oraya? Yok, düzmüş. Düz. Ulan hemen hatamı arıyor ya. Yok, senin değil, yanındaki tavarın dedim. Ha, tamam. Sen niye öyle güdürecek durduruyorsun arabayı? Sana vurmamak için durdum da daların... Ha, gerçi no collision işi mi var burada? Olabilir. Emin değilim şu Bir anda. deneyim dur. Küt diye kalmayız inşallah. Var Oh. geminin içinden no collision var. Oh. Az vuracağım sandım. Kalbim gitti ya. Evet, Tallinn'e doğru geçiyoruz bakalım. Yani feribot ötmese geçtiğimizi anlamayacağız. Bir de martı sesleri var. Ya. Çok güzel efekt gerçekten. F-modda nasıl olacak acaba o sesler, merak ediyorum. Çok güzel olur da F-Mod. Ah, bir gelse. Yani. F-Mod canlı yayında söylendi. Blog'da paylaşılmadı. Yani bu yıl da gelmeyebilir ama. Ya söylüyorlar, paylaşmıyorlar da. SCS manyak ya. Vallahi sen çıktın mı? Ha, şu Ben sen çıktın. çıktım. SCS kadar çılgın bir firma yok, ben sana diyeyim. Vallahi ya. Adam burada yanımıza girmeye çalışıyordu, biliyor musun? Kaza yaptı telefonun yüzünden. Ha, şu öndeki sensin. Volvo sakin ol. Benim yükü yam... Ne Volvo'su? Ney bu? Iveco. Benim yükü yamuk yüklemişler ya. Araba hep meyilli gidiyor bir yere. Arkandaki sen misin? He, onun arkasındakisin. Arkasındakinin arkasındayım. Ne dedim ben? Boş ver. Ne dedin sen? Bu bizim yük aldığımız şirketin Dorsesi galiba ya. Salo. Olabilir. Buralar biraz virajlı zaten. Aynen. Burası bizim evin olduğu yer değil mi? Aynen öyle. Ha. Biz biraz şey tarzında oynuyoruz ETS'yi, video dışında roleplay gibi. Haritada ev falan var. Onun muhabbeti arkadaşlar. Döne Çok güzel. döne Lambayı kazdı. yoruldum ya. Vallahi. Biraz abartılmış gibi hissediyorum ama gerçi şeyden dolayı ya. Ölçek küçük ya. Sürekli bir dönüş geliyor yani. Büyük Ben olsa şeyi aradaki izledim mesafe mi? uzar. Yabancı bir Skyline kullanan bir eleman var. Videolar çekiyor. Gerçekten de severim hani GoPro ile mi görüntüsünü. çekiyor? GoPro mu acaba? Bilmiyorum. Bir Kafasında şeyle kamera ama. çekiyordu. Hem kafada takılıyor hem arkada bazen takıyor. Değiştiriyor kameranın açısını falan. Hatırlıyor gibiyim adamı. Stockholm limanı mıydı neydi? Bir yere bir girdi. Oradan oraya dönüyor, oradan oraya dönüyor, oradan oraya dönüyor. Lan dedim, ne yapıyorsun sen? Ama Video aradaki ile mesafe yapar. uzun mu? Dönüş mesafeleri. Yok ya, dar böyle. Bir de kalabalık, tamam mı? Tırla zorla gidiyor. Oradan oraya giriyor. Ben korkuyorum yani. Hani GoPro'nun açısı da şey ya, biraz tuhaf duruyor bize göre. Tabi. Hani diyorum, şimdi takacak tırı. Yok, geçiyor tır. Yani o aynadan görünen mesafe var ya. Yani yok, o mesafe yok aslında orada. Ya. Aman. Ne yaptın sen yine? Birazcık vurdum ya. İyi, güzel. Yine mi kırmızı ya? Aman. Yol boş zaten, yapıştır ya.
Orada zaten şey mobese yoktu. Aynen. Ceza kesmedi cidden ya. Arkadaşlar oyunda benim param yok, göstereyim. Hani bu parayla oynuyoruz. Iveco'yu da zor Hakel aldım gibi zaten. He senin işin zor ya. Seyerse gide yeni tır nasıl alacaksın parayla? Vallahi Iveco'yu zor aldım. Gredi'ye başvurdum. Bir tane Dorse vardı, onu sattım. Sen bence aldığın araçları sat. Şoförün vallahi yok mu senin ya? Ver şoföre çalışsın. Var da çalışmıyor. Sürü paso yatıyor pezemekle. Vay be. Ekmek yerden su gördüm. Terbiyesizler. Geçen yer izliyordu. Ah tatarım tatarım. Ne talinmiş be. Sen çalış be. Ben yatarım. Aynen o şarkıyı söylüyorlar onlar da. Sen Altına çalış ben yatarım. He ya. Ne talinmiş la. Bura bayağı güç şey ya. Büyük girişi. Sincan dönüyoruz, gibi anasını devamını satayım, bitmiyor. Şimdi Ankara, güzel yani gerçekten. Sincan'ı bilenler bilir. Sincan'ın o kadar mekanı vardır ki. Elvan Kent, Fatih, Eryaman. Oo, dolu. Bizim arkadaş Sincan'a geldi geçen. Neredesin diyor. Şuradayım diyor işte, bir yer söylüyor bana. He. Dedim oğlum orada, dedim bana 40 dakika dedim. Oğlum diyor, nasıl Sincan'da oturuyorsun sen diyor. Oğlum Sincan'dan bir ucundan bir ucu 40-45 dakika sürüyor ya arabayla. Sincan büyük dedim. Ne Sincan'mış ya diyor. Vallahi ya. Çok da karışıktır Sincan var ya. Bilenler bilir Ankara'da. Gelinmemesi gereken yerlerden bir tanesi. Geçilmemesi yer. Aynen. Ben burada doğmuşum maalesef. O hatayı nasıl yaptın ya? Doğma büyüme Sincan. Evet. Öyleydi. Alright. Bir ara R'leri söyleyememek, söyleyemememeydi. Çok kötüydü. En iyice kafayı yedim. Evet, sıyırdım ya ve kullanı. Şimdi bizim kaç daha şeye gireceğiz biz doğru. Aa bu. Ya. Ya düşün. Var ya. R'yi söyleyemiyorsun. He. Ve ilkokulda Rana diye bir kızı seviyorsun. Sen az psikopat değilsin ya. Kızın ismini söyleyemiyorum. Allah Allah. Kıza sesleneyim, kız böyle etrafına bakıyor. Ne demek istiyor acaba? Konuşuyor mu falan? Şöyle çıkıyor bende ses. La la. Kız bakıyor. Efendim? La la. Su mu istiyorsun? Özürlü gibi bir şeydim ya kızın yanında. Allah Allah. Allah'tan şimdi R'yi söyleyebiliyoruz da ara sıra gene o R, L oluyor yani. Yanlışlıkla. Ben de söyleyemiyorum R'yi. Çok kötü ya arada bir. Ama eskiden daha biterdi ama ya. Ama benim de olmazdı. Rana diye bir kızı sevene kadar. İşte. Ben de manyaklık. Git Merve'yi sev, Zeynep'i sev. Niye rezil oluyorsun ki? Rana abi, diye. Onlar da bir alternatif. Yani. Yani mantık. Bizdeki saçmalık. Biz niye bu kadar manyak bir video çekiyoruz şimdi bugün? Ben bunu anlamadım. Ya bilmiyorum işte, her zamanki haller, saçmalıklar. Aynen. Bir tane akıllı bulmaz ya. Olsun olsun. Bir tane akıllı bulmaz ya vallahi. Ya. Ulan birisi geliyor bir şey konuşmak için Discord'da, bir işbirliği yapmak için vesaire. Adam giriyor bizimle sohbete. İlk ne iki dakikası şey konuşuyor böyle ama. İki dakikası ne güzel. Bak. Merhaba abi, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın? 2 dakikadan sonra sal adam. Oo! Ne konulara giriyorsun? İşte bizden fazla küfür ediyor adam. Vallahi. Yani. Adam buraya mülayim geliyor. Çıkarken serseri olup çıkıyor. Bizim ortam tam alem ya. Bir de bizle konuşan bırakamıyor. Sabah akşam. Biz Discord geziyoruz arkadaşlar. Sağa sola peşimizi bırakan yok ki. Ya Discord sunucularından bıktım ya. Evine korna çalıyor. Anam çay demle gel. Şimdi bizim evin oraya geçeceğiz ya. North Kent'i değil mi? Renar. Renar.
Ah Sağa orası be. geçeceğiz. Renner Luistik. Rana gibi aynı. Lenar Luistik. Lenar. Renar. Rustik. Evet. Vay Geldik be, bakalım. sonuna da geldik. Dem Hanım, çay yap çay. gazoz demle falan. Gazoz demle ne lan? Onu da yapan vardır ha. Onu da kesin liderler yapmıştır. Arabaya bindim de yelene yelene gidiyorum Erol. Köye, Ha? köye. Köye köye. Mustafa'yla. Adın ne lan Mustafa? Ya o adam çok doğal bir adam ya. Vallahi Geldik Allah yükselelim. uzun ömürler versin o adama. Amin. Çok doğal bir adam, helal olsun. Evet, şöyle yanaştırmadan yükümüzü bırakalım. Gecikmeli diyor. Bunun sebebi yükü single'da alıp multiye geçmek zaten oynayanlar da bilir arkadaşlar. Evet, olayımız bu şekilde. Motorumuzu kapatalım. Levent Bey, yakıt tüketiminizi alalım efendim. Hemen alıyorum. Çıkmadan önce sıfırlamıştım. Şu anda kaç kilometre mesafe yaptığımızı Iveco göstermiyor çünkü davar bir araç olduğu için. Ama 370 kilometre falan geldik. 28,800 kilometre de ortalama. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Benimki de acayip acayip böyle basmama rağmen şu an gerçekten çok az gösteriyor. Yani 38 litre yakmış. Iveco bayağı az yakıyor ya. Bundan sonra aracımız Iveco. Tamam, bitti. Vallahi Şu an Iveco konu yani tartışmaya kapandı. çok az yakıyor. Ben en az bir 50 bekliyordum Ben açıkçası. 28'de geldim. Ben, o, düşün ben 15 litre kardayım şu anda. 15 litre. Çok ilginç. Gerçekten yani yükümüz de 14 tondu zaten. Bayağı da Aynen. zorlandı araç rampada. Ben dedim hani kesin bir 50'si 60'ı vardır ama hiç yakmadı. Helal olsun. Evet, bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Gazozsuz kalmayın.